Herkese merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk hedefimiz Messenger'ı öldürmek. Yani Korvan City'ye gidip buradan Messenger'ı bulacağız. Messenger unutulmuş Tanrı'nın peygamberi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Onun habercisi yani. O da güçlü bir boss. Fakat üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Daha önce de belirttiğim gibi artık durumlar ciddileşti arkadaşlar ve kalabalık olarak geliyorlar. Haliyle ne kadar kendimizden emin de olsak dikkati elden bırakmayacağız. Zaten şeyi fark etmişsiniz artık böyle Mountain of Doom'da geziyormuşuz gibiyiz. Yani Yüzüklerin Efendisi'nde Hüküm Dağı'nın oradayız gibi bir izlenim var. Evet, açılmamış bölgeleri açıyoruz. Şu dungeon'a girelim. Aslında şart değildi buraya girmek ama yine de dungeon oluşundan belki bir şeyler yakalarız diye dalıverdim. Direkt Messenger'a gitmek istemedim. Çünkü o zaman belki hazırlıksız olabilirdik. En azından çıkan tüm fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, şu arkadaşa dikkat edeceğiz. Çok dar bir alan. Dar alanlarda bosslarla kapışmayı çok sevmiyorum. Arkadaşlar biz zaten acid damage vurduğumuz için poison olarak da onu bayağı bir canını götürüyoruz. Yani 2 vurduktan sonra kaçmak mantıklı olabilir böyle durumlarda. Özellikle şuradaki attığı skill'e çok dikkat edin arkadaşlar. Bu çok hani bayağı kalbinizi kırar yani. Şu an dezavantajlı olan o, çünkü onun bizi yakalaması lazım. Evet. Mesela bu boss'la kafa kafaya dövüşseydim arkadaşlar benim ölüm tehlikem olacaktı. Böyle basit bir yöntemle kesmek varken yani gidip kafa kafaya girmek mantıklı değil. Acısız bir şekilde kendisini diğer dünyaya uğurladık. Devam edelim. Evet, burada bir totem var. Bu totemden çok ağır abiler gelebilir ve burası da biraz dar bir alan. O nedenle basıp hemen arkaya doğru kaçacağım. Kaçamadım çünkü sıkıştım orada. Evet, mesela bu istenmeyen bir senaryo arkadaşlar. Bakın Eğer çok ciddi bir hasar alsaydım burası problem olacaktı. Çünkü arkaya doğru kaçamıyorum. Yanlış bir bölgede durdum. Biraz daha sağ tarafta durabilirdim. Şu an mesela geriye doğru kaçamıyorum. Bu tarz hataları siz yapmayın. Evet, ufak dungeon'ımızı tamamladık. Evet, çok problem yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Tabii her zaman söylüyorum. Şurada olaylar çok değişecek. Yine de korkacağız. Ben hiçbir zaman o korkuyu yenemedim arkadaşlar. Yani ne zaman ilk defa şeye gitsem, yani karakterin ilk defa karşılaşırsa şuradaki boss'la o korkuyu yenemiyorum. Her şeyi hesapladım gibi halbuki ama sanki bir şeyler ters gidecekmiş gibi geliyor. Bunun sebebi de şey arkadaşlar. Şimdi ben bu it bakmadığım için bu ildimin çalışıp çalışmadığını sadece teorik olarak tahmin ediyorum. Ama pratikte bunun çalışıp çalışmadığını anlayamazsınız denemeden. O nedenle ilk defa karşılaşacağı için böyle problemler yaşıyorum. Evet, buradan iyi para kaldırırız gibime geliyor. Evet, görev bölgelerinden bir tanesine geldik. Yine çok dikkatli olmamız gereken bir yer. Burasını şeye benzetebilirsiniz arkadaşlar. Diablo 3'teki pardon. Yok, Diablo 2'deki. İyice saçmaladım. Diablo 2'deki Act 4 kısmındaki Diablo'yu canlandırdığımız yer var ya. Chaos Sanctuary. Oraya benzetebilirsiniz. Burada mühürleri kırıyoruz. Ortadaki canavarı çıkartıyoruz. Evet, birinci mührü kırdık. Şimdi ikinci mühre gidiyoruz. İkinci mühür de kırıldı. Şimdi 3 çıkartıp ortadaki boss'u ortaya çıkartacağız. Evet, kendisi ortaya çıktı. Yine dikkatli olacağız tabii ki haliyle. Şimdi o da poison olduğu için biraz avantajımız var. En azından bize çok yüksek hasar veremiyor. Çünkü poison resistimiz çok yüksek. Evet, kendisini uğurladık. Ama bize hiçbir şey vermedi. Devam edelim. Tabi buraya sürekli gelebilirsiniz arkadaşlar. Yani buranın herhalde bir dungeon, yani farm alanı olduğunu anlamışsınızdır. Buraya sürekli gelip bir şeyler kasabilirsiniz. Evet, yine kalabalık bir güruh üstümüze doğru yağıyor. Bakın, bu kadar kalabalıkken bile şuradaki meteorları yememeye çalışıyorum. Aslında yesem de bir problem olmaz. Çünkü gideceği %15 falan bir can. Ama o kadar alışmışım ki arkadaşlar, o kalabalıkta bile şunları yememeye çalışıyorum. Çünkü en güzel defans şudur. Gelen skill'den kaçmak. Yani bundan daha güzel oyunda hiçbir şekilde defansif bir şey yok. Hatta tüm oyunlarda böyle. Gelen skill'den kaçacaksın. Bu kadar. Senin daha çok koruyacak hiçbir şey yok. Hani kaçabilme şansın varken kaçmamak bana mantıksız geliyor arkadaşlar. Evet, yine bizi hiç ilgilendirmeyen eşyalar. Açılamadık bu videoda bir şeylerden dolayı ama dur bakalım ne olacak. Yani bu kadar yaratık kestik, dungeon'a girdik ama hala böyle elle tutulur bir şey çıkmadı. İstiyorum ki şu tehlikeli bölümlerde sürpriz yapsın oyun bize ama bir türlü yapmıyor. Evet, şimdi Messenger'a gidiyoruz. Messenger'ın vakti geldi arkadaşlar. O ki düşmüş Tanrı'nın peygamberi. Biz de onu indireceğiz. Evet, bizim eleman burada. Bizim yardımcımız, çağırdığımız. Bir tek burada görüyoruz zaten. Şöyle iki tane ufak tefek düşman öldürüp öyle keyfine bakıyor yani. Evet, Messenger'ın yoluna girmiş bulunuyoruz. Kendisini ziyaret edeceğiz. Ben buraya ilk geldiğimde çok komik bir durum oldu. Şöyle anlatayım. Şimdi Messenger diye bahsediyorlar. Karşıma geldi böyle bir ışık süzmesi. Dedim bu ne rezillik ya, böyle bir şey olabilir mi? Sonraki anladım ki yani dedim ki yani işte bu ne? Bu nedir yani? Bu kadar basite mi kaçılır falan. Sonra tabii anlaşılıyor olay. Balrog gibi geliyor karşıma. İşte geldi. Oh! Kendimi... Allah Allah! Kendimi şu an neydi o? Feanor gibi hissediyorum. Balroglarla karşılaşmış Feanor. Allah Allah! Durun. Şuradan bir şeyler içelim. Fire, Mire, Lightning. Çok dar alan. Hiç sevmediğim şeyler. Evet, şu atağı çok sıkıntıymış. Bunu... Dikkatli olacağız burada. Heyecan yapmak yok. Ama siz ilk defa hardcore gireceğiniz için burada biraz heyecanlanabilirsiniz. Evet. Hallettik. Ve Messenger bu dünyadan göç etti. Evet, devam edelim. Evet, Devotion Point var. Onu kaçırmayalım. Zira ihtiyacımız var. Evet, gökten bir ağır abi indi. Evet, bir legendary item. Tabii bizle hiçbir alakası yok. Sıfır alaka. Fakat legendary olduğu için saklayacağım tabii ki. Evet, %5 can da almış olduk. Yine zorlu bir rakip var karşımızda. Undead, Undead'lerin tanrısı olan Uraboruk'un oğlu ile karşılaşacağız. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. öldürebildiğiniz kadar hızlı bir şekilde öldürmeniz gerekiyor. Daha sonra eğer bunu yapmazsanız yok golem, yok bir şeyler çıkartıyor. Biraz daha işinizi zorlaştırıyor. Üstüne sırf onu kesmemiz yetmiyor. Bir de kapıdan, mühürden dolayı bir yaratık gelecek. Bir de onunla uğraşacağız. İşimiz var yani. Bakalım ne olacak. Direkt konuşmuyorum. Geldim bam bam sana vuracağım diyeceğim. Evet, golemi çıkarttı. Evet, hallettik. Messenger'dan daha kolay oldu. Esasen tam tersi olması gerekiyordu ama. Neyse. Buraboruk burada kendini feda edecek. İşte böyle gitti Undead'lerin tanrısı Uraboruk. Evet, yolumuza devam edelim. Evet, burayı da başarılı bir şekilde geçtik. Ve unutulmuş Tanrı'nın diyarına ilk adımımızı attık. Evet, bundan sonrası artık tabii arkadaşlar direkt olarak boss'u kesip kurtulmakla alakalı. Kolay olmayacak. O nedenle biraz orada konuşma kısmını atlayabilirim. Artık o kadarına dikkat etmezsiniz diye düşünüyorum. O halde ilerleyelim. Evet, hızlı bir başlangıç yaptık. İlerliyoruz bakalım. Evet, yine pek bizim işimize yarayacak bir şey yok arkadaşlar. Bakıyorum iyice ama evet, öyle çok önemli bir şey yok. Devam edelim. Burada arkadaşlar coşkuya kapılıp böyle hani iyi kesiyoruz diye coşkuya kapılıp çok kalabalıkların arasına girmeye gerek yok. Önümüze çıkanları kessek yeter. Acelemiz yok. Kimseyle yarışmıyoruz. Öyle bir oyun değil bu. O nedenle emin adımlarla yavaş yavaş gidelim. Evet, iyice Hüküm Dağı'nın içindeyiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tabii ben Hüküm Dağı diye benzetiyorum da burası normalde Eldrick Güneşi'nin mezarı olarak geçiyor. Burası aslında koca bir mezar. Şimdi tam hatırlamıyorum ama burada bir yerde daha Devotion Shrine olması gerekiyor diye biliyorum. Emin değilim. Unuttum çünkü yerlerini. Ama eğer varsa çok iyi olur. En azından bir tane daha Devotion skill'i açmış oluruz. Ne kadar hazırlıklı olursak o kadar iyi tabii ki. Şurada bir... totem var. Onu da açmış olduk. Evet, hatırladığım gibi burada bir tane daha Devotion Shrine var. Çok güzel oldu. Evet, Devotion'dan arkadaşlar şuradaki skill'i açmak istiyorum. Daha doğrusu şunu açmak istiyorum da ben bir tane kaldı sandım. 2 tane kalmış. Bir tane daha bulmamız lazımdı. Neyse artık. Olsun, %40 acid damage aldık. %40 poison damage aldık ve poison damage vurma süremiz %30 arttı. Ve 345 poison damage veriyoruz 5 saniye boyunca. Bu da gerçekten güzel bir özellik oldu. Yine kötü bir durum değil. Sadece hani ondan sonraki gelecek aktif skill keşke açılsaydı diye içimden geçirdim. Bu arada 58 olduk. Şuradan devam ediyoruz. Evet. Bundan sonraki boss'tan bile daha tehlikeli olan boss, yani sondan bir önceki boss. Bu gerçekten problem bir boss arkadaşlar. İşte dediğim gibi ne yapacağı belli olmayan bir boss. O yüzden her şeyi, bulabildiğim her şeyi içeceğim. Ki problem yaşamayalım. Evet. Direkt kendisine atağa girdik ve çok hızlı bir şekilde hemen canını götürmeye çalışıyorum ki daha sonra yapacağı ataklar çok tehlikeli. Hemen bunu halletmeye çalışıyorum. Evet, fark ettiğiniz üzere çok yüksek damage veriyor. Evet, hemen öldürdüğüme bakmayın. Kolay olduğundan değil. Yani hemen vurabildiğim kadar damage vurmak istedim çünkü ya yeri yakacak, yok meteor atacak, bilmem ne. Zaten gördünüz, yarı EP'den daha fazlasını aldı benden. Bu nedenle çok acele ettim. Evet, Eye of Reckoning skillini arkadaşlar, yani şuradaki Eye of Reckoning skillini kasmak isteyen arkadaşlar için, Lightning olarak kasmak isteyen arkadaşlar için çok güzel bir skill, silah. Bunu kullanabilirsiniz. Buraya gelip bir tane daha bundan çıkartıp çift elde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir silah, haberiniz olsun. Sadece bu arkadaştan çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Evet, devam edebiliriz. Unutulmuş Tanrı'yla şimdi karşılaşıyoruz arkadaşlar. Evet, kendisi bizi küçümsüyor. Sarkastik bir şekilde bize bir şeyler söylüyor. Bakalım haddini bildirebilecek miyiz? Bu arada şunu da söyleyeyim, garip bir bilgi ama ne kadar sizi ilgilendirecek. şu çıkarttığı ses var ya, Forgotten God'ın. O ses arkadaşlar böyle kalınlaştırılmış bir ses değil, yani dijital bir ses değil. Direkt onu adamın kendisinden geliyor yani o ses. Bunu nereden biliyorum? Çünkü bu tarz sesler yapan bir müzik dalıyla uğraştığım için neyin ne olduğunu anlayabiliyorum. Bu bildiğiniz organik insan sesi. Yani adam güzel oyunculuk yapmış. Seslendirme yapmış. Evet, geldik. İşte o an. Unutulmuş tanrı. Ve diğer cadık tanrılara karşı meydan okudu. Ve biz de 3 cadı tanrı tarafından görevlendirildik. Bunun en büyük özelliği arkadaşlar, canının çok yüksek olması. Çok abartı bir şekilde vurmaz. Yine vurur tabi de. Sonuçta tanrı adam. Ama çok yüksek canı var. Hemen ölmüyor. Dikkatli oynamak gerekiyor. Bir de bazı animasyonlarda hiçbir şekilde hasar almıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha az konuşuyorum arkadaşlar. Sizden af dilemekteyim bu konuda. Biraz dikkatli olmak gerekiyor çünkü. Evet, kendisi 3. son feyzine geçti. Burada çok sinirleniyor. Atakları genişliyor ve yanındaki bütün tarıtlardan yıldız şeklinde böyle ateşimsi bir şeyler atıyor. Şunlardan yani. Dikkatli olun. Kaçabildiğiniz kadar kaçın. Hepsinden kaçmanız mümkün değil, biliyorum. Farkındayım. Ama hani elinizden geldiği kadar. Zaten yavaş geliyorlar. Hani aralarından geçebilirsiniz şöyle. Bence. Şöyle animasyonlarda asla hasar yemez. Bunu söyleyeyim. Şu tarıtların tam dibindeyken, yani tam böyle tarıtların yanındayken asla fight'a girmeyin. Çünkü hem oradan yüklü miktarda damage alacaksınız, hem ondan damage alacaksınız. Biraz daha ferah alanlarda savaşın. Böyle ani hasarlar verebilir. Bunlar sizi korkutmasın. Yani bazen şey oluyor. Biliyorum onu. Arka oyuncularında. Çok ani hasarlar alınca böyle mouse'u hareket ettiremiyorsunuz. Böyle far görmüş tavşan gibi. Sonra ölüyorsunuz. Öyle olmayın. Bir şey olmaz. Tamamen bütün canınızı alamaz sizden. Eğer hani çok bir hata yapmadıysanız bu build'de. Yani en amatör build'lerde bile öyle tam can aldığı görülmüş bir şey değil. Ondan rahatlayın. Animasyonlarda dediğim gibi uzaklaşın. Çünkü damage almıyor. Yine animasyon yapıyor. Evet, kendisi yok oldu. Şimdi burada 3 tane cadı tanrı var demiştik. Drake, Solael ve Bysmiel. Drake'in en büyük tanrı olan, cadı tanrısı olan yani. Drake'in işareti yeşil. Yandan Bysmiel geldi. Diğer yandan Solael geldi. Üçü şu an birleşiyor. Yani hapsedildikten sonra birleşiyorlar. Özgürlüğüne kavuşuyorlar. Ve unutulmuş tanrıyı boşluğa gönderecekler şimdi. Çok güzel bir görüntü gerçekten. Evet, balans gereği sağlandı arkadaşlar. Yani denge tekrar kuruldu. Fakat tabii ki ölürken bize bahsettiği Tomb of Heretic'teki başka bir güç olan Morgoneth bu sayede yükselmeye başlıyor şu an. Morganeth'in kim olduğunu merak ediyorsanız benim Grimlor videolarımda Grimlor şey var, oynatma listem var. Oradan Morganeth hakkında bilgi edinebilirsiniz. Evet, bu sayede ana lore çizgimizin sonuna da gelmiş olduk. Hemen gidip görevlerimizi verelim. Yanlış yere geldik tabii ki. Korvaks' anguished cries have echoed across reality. His cult has been crushed. We must ensure. Do not. Evet, yavaş yavaş görevlerimizi veriyoruz. Şimdi Vanguard of 3'ye de gideceğiz. Have you executed our little plan? Welcome back. Evet arkadaşlar, ana lore bitti. Bundan sonra yapılacaklar şudur. İşte dungeonlarda dolaşacağız. Bütün kamplardaki yan görevleri bulup yan görevleri yapacağız zaten. Onlardan da fazla kalmadı. Çoğunu yaptık zaten. Onlar yapılır. Biraz reputation, şuradaki reputation'lar kasılır. Biraz daha farklı item'lara ulaşılır ve elite geçilir arkadaşlar. Elite'den başlanır. Elite'de de ne yapılacak? Anlatayım size. Aslında hiçbir fark yok. Bildiğiniz aynı şeyleri yapacaksınız. Yani aynı şeyleri derken yine item arayacaksınız. Karşılaştıracaksınız ve üstünüzdekinden daha iyisi ise bunu takacaksınız ve o şekilde adım adım ilerleyeceksiniz. Yani mesela benim şu anki oynayışımın Elite'de oynamamla Ultimate'de oynamam arasındaki bir fark yok. Aynı işlemleri yapıyorum. Karşılaştırıyorum ve üstüme giyiyorum. Bu karakteri tabii ki Ultimate'e geçireceğim. 100 level yapacağım. Ama bu normal oyundaki gibi, yani normal seviyedeki oyundaki gibi her adımımı, her gittiğim ve kestiğim yaratığı göstermeme gerek yok arkadaşlar. Elite videoları, ultimate videoları gelecekte. Fakat diyelim ki oyunda ben başladım Devil Crossing'de, işte Elite başlangıcımda. İşte şuraya kadar geldim falan. Artık şurasıyla Warden arasındaki bölümü buraya atmama gerek yok arkadaşlar. Yani ben en son işte diğer videoda Warden'ı çekerim. Ondan sonra bir bakmışsınız Homestead'deyim. İşte bir bakmışsınız Gates of Necropolis diye böyle böyle Elite'den videolar gelir. Ultimate'de de bu tarz şeyler yapabilirim. Yani bölüm bölüm yapacağım. Ana lore'u bitirirken karakterin nasıl gelişmesi gerektiğini, neleri izlediğimi, nelere dikkat ettiğimi, nasıl fight yaptığımı, ondan sonra ölmemek için neler düşündüğümü fikir açısından sizlere aşılamaya çalıştım. Amacım buydu. 58 level olduk. Muhtemelen diğer ara görevleri de yaparsak 60-61 olabiliriz. Bir video daha çekeceğim normalde. Onda da ara görevleri yapmaya çalışacağım. Birkaç dungeon çekeceğim. Elite hazırlık amaçlı. Ama Elite videolarında yani böyle birebir normal oyundaki gibi birebir tekrar şeklinde kasmayı düşünmüyorum. Ama tabii yoğun bir istek gelirse, ya biz Elite'de de kasmanı istiyoruz, yani kasmanı derken bunu görmeni istiyoruz, görmek istiyoruz diyorsanız tabii o da olabilir. Fakat dediğim gibi bence benim dediğim şey daha mantıklı gözüküyor şu an. O şekilde ilerleyeceğiz. Item tavsiyeleri yapabilirim daha sonra. Güzel bir seri oldu. Ben beğendim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. O halde şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.